İstanbul Bakırköy'deki Florya Caddesi'ne yapılan bisiklet yolu krize dönüştü. Yeni düzenlemeyle onlarca kafe ve restoranın olduğu caddede araç park edecek yer kalmayınca bisiklet yolu otoparka dönüştü. Yolu işgal edilen bisikletliler de trafiğe girmek zorunda kaldılar. Cadde esnafı ise müşterilerimiz nereye park edecek diye araç sahiplerini savunuyor. Böyle bir açmazdalar. Bakalım haberimize. Bisikletliler yollarının işgal edilmesinden, araç sürücüleri ise park yeri olmamasından şikayet etti. Yeni yapılan bisiklet yolu krize dönüştü. Efendim merhabalar. Şimdi yan tarafta bisiklet yolu var ama siz kaldırımdan gidiyorsunuz. Vallahi bisiklet yolu işgal edilmiş hep ya. Uyarıcı yazılar var. Park edilmez, araç çekilir yazıyor ama herkes park etmiyor. Kardeşim söyleyin. Bakın şu yola bakın. Nereye çekelim siz söyleyin ya. Çekilecek yer yok ki. Geçen ay Bakırköy Florya Caddesi'ne gidiş gelişli bisiklet yolu yapıldı. Araç sürücülerinin parkura girmemesi için de yol dubalarla ayrıldı. Park etmek yasaktır tabelaları asıldı. Ama uyarılara rağmen bisiklet yolu park eden araçlarla doldu. Florya Caddesi'ne yapılan bisiklet yolu işte burası. Normalde bu yoldan bisiklet sürücülerinin geçmesi gerekirdi ama görüldüğü gibi araç sürücüleri tarafından yol işgal edilmiş. Üstelik de birkaç araç değil, 1,5 kilometrelik parkur boyunca tam 50 araç saydık. İnsanlar araçları bulamadıkları için mecbur park ediyorlar. Hal böyle olunca kendi yolundan gitmeyen bisiklet sürücüleri de trafiğin içine girmek zorunda kalıyor. Ana yoldan geldiğinizi gördüm ben size. Mecburen oradan geliyorsun çünkü başka seçeneğin yok. Var bak görüyorsunuz ileride bisiklet yoluna park etmiş araç var. Ben şimdi onu görünce sağa çıkıyorum. Karşıdan araba geliyor. Onunla kafa kafaya geliyorsun. Ya görüyorsun abi bak bir tane daha geldi. Kendin görüyorsun yani. Ya ana yoldan gideceksin ya kaldırımdan gideceksin. Yolumuz yok abi kendin görüyorsun. Yoldan mı gidiyorsunuz şimdi? Mecbur başka yer mi var da? Yolumdan gidemiyorum diyor. Evet bisiklet yolu var da gitmiyor muyuz? Var ama yok. Cadde esnafı ise bisiklet yolunun acilen kaldırılması gerektiği düşüncesinde. Çünkü caddede park edecek yer kalmadı diyorlar. Dolayısıyla da müşterilerin mecburen bisiklet yoluna park ettiğini söylüyorlar. Arkamızdaki işletmeye bir müşteri gelse en yakın arabayı nereye park edebilir? Yok yok park yeri yok burada. Vatandaş oturuyor bir yemek yiyecek koşturuyor peşine çekici geldiği zaman. Öyle ki cezayı göze alanlar da var. Bugün 3-4 kişi beni aradı. Diyor ki ben geldim burada iki lahmacun bir ayran içtim. 30 milyon diyor. Bana yazılan ceza 140 milyon. Hem yemek yediriyoruz hem cezasını veriyoruz. Şimdi bu bisiklet yolu da. Şimdi ben anlamıyorum. Buradan yukarısı komple cep yapılıyor. Buradan aşağısı yapılmıyor. Bu neden? Esnaf bisiklet yoluyla birlikte otopark yapılmasını da istiyor. Şu kaldırımları 30'ar santim çekseler, şuraya ispark yapsalar, gelen müşteri arabasını park etsin veya evine çıkmak isteyen, bir şey alıp gelmek isteyen arabasını rahat rahat park etsin.